Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle belirsiz artikelleri yani unbeşitimli artikel konusunu işleyeceğiz. Önceki videolarımızın birinde biz sizinle belirli artikeller konusunu işlemiştik. Şimdi 3 tane belirli artikelimiz vardı bizim. Neydi bunlar? Der, das ve die artikelleriydi. İsimleri ezberlerken dedik ki artikellerini de birlikte ezberlemek gerekir. Bunlar belirli artikellerdi. Bunlar ise belirsiz artikeller. Arkadaşlar artikel dendiği zaman aklınıza her zaman şu gelsin. İsmin önünde kullanılan bir kelime. Artikel ismin önünde kullanılan bir kelimedir. Belirli artikellerin mesela burada der, das, die'nin Türkçe karşılığı yok. Sadece isimleri belirlemeye yarayan belli bir görevi olan bir kelimedir artikel. Yani isimleri belirlemeye yarar. Şimdi belirli artikel bunlar, belirsiz artikel ise bunlardır. Eğer ismin artikeli yani bir ismin önünde hem belirli artikel hem de belirsiz artikel kullanamazsınız. Ya belirli artikeli kullanırsınız ya belirsiz artikeli kullanırsınız. Belirli artikeli kullanmak için ezberlemeniz gerekiyor. Belirsiz artikeli kullanmak için ise mesela ismin belirli artikeli derse ein, dasse ein, değilse de aynı kullanırsınız. Örnek cümleler üzerinde daha iyi göreceğiz. Bakın arkadaşlar. Der Tisch, masa. Der Tisch, masa. Bu belli olan bir masadır. Yani hem söz söyleyen hem de dinleyen kişi tarafından belirlenmiş bir masadır. Niye belirli artikel kullanılmıştır? Der Tisch. Eğer bir masa herhangi bir masa diyeceksem bunun artikeli der olduğu için derin yerine ein gelir. Ein Tisch, bir masa. Ein Tisch, bir masa oldu. Bakın. Der Tisch, masa. Ein Tisch, bir masa. Das Auto, araba. Artikeli das olduğu için burada da belirsiz artikel olarak ein kullanılır. Das Auto, araba. Ein Auto, bir araba. Bakın. Die Tasche, çanta. Belirli çantadan bahsediliyor. Die Tasche. Bir çanta diyeceksek aynı taşı. 3 tane örnek daha görelim. Bakın der Bleistift, kurşun kalem, artikel der olduğu için ein Bleistift, bir kurşun kalem. Das Haus, ev, ein Haus, bir ev. Die Frau, kadın, eine Frau, bir kadın. Eğer ismin artikeli belirli artikeli der ya da dassa belirsiz artikel olarak aynı kullanılır. Eğer ismin artikeli değilse belirsiz artikel olarak aynı kullanılır. Bakın ismi üstünde belirsiz artikel. Belirsiz artikel herhangi bir anlamındadır. Yani ein Tisch derken bir masadır. Bakın bana masayı getir dediğimizde masa belirlidir. Bana bir masa getir dediğimizde masa belirsizdir. Herhangi bir masa alıp getir anlamı vardır. Devam edelim. Örnek cümlelerimize bakalım. Bakın. Bir kelime ilk defa bir cümlede geçiyorsa bu kelime belirsiz olur. İkinci kez geçtiğinde o kelime belirli hale gelir. Das ist ein Tisch. Bu bir masadır. Bakın das bu anlamına gelir. Burada da sein fiilinin bu'ya göre yani tekil çekimlenişi vardır. Das ist ein Tisch. Bu bir masadır. Der Tisch ist groß. Masa büyüktür. Das ist ein Haus. Bu bir evdir. Das Haus ist klein. Ev küçüktür. Das ist ein Auto. Bu bir arabadır. Das Auto ist schnell. Araba hızlıdır. Bakın. Artikel der olduğu için ein kullanıldı. Artikel das olduğu için ein kullanıldı. Artikel das olduğu için ein kullanıldı. Şimdi burada cümle ilk defa geçtiği için kelime belirsiz. İkinci cümlede belirli hale gelmiştir. Bilinen masadır artık. İlk cümlede ein Haus derken herhangi bir ev. Bu bir evdir. Ama ikinci cümlede ev belirli hale gelir. Ev küçüktür. Artık anlıyorsunuz hangi ev olduğunu ikinci cümleyle birlikte. Das ist ein Auto. Bu bir arabadır. Das Auto ist schnell. Araba hızlıdır. Bakın ilk cümlede ein Auto belirsizdir. İkinci cümlede geçince araba belirli hale gelmiştir. İlk cümlede araba belirsiz. İkinci cümlede belirli hale
gelmiştir. Artık hangi araba olduğunu biliyorsunuz. Devam edelim. Das ist eine Tasche. Die Tasche ist schön. Bu bir çantadır. Çanta güzeldir. Yine ilk cümlede belirsiz. İkinci cümlede belirlidir. Devam edelim. Sadece tek başına cümleleri kullanalım. Das ist eine Tafel. Bu bir tahtadır. Das ist eine Tafel. Bu bir tahtadır. Eine tekrar hatırlatayım. Bir anlamına geliyor. Das ist ein Regal. Bu bir raftır. Das ist ein Regal. Bu bir raftır. Das ist ein Hose. Bu bir pantolondur. Das ist ein Hose. Bu bir pantolondur. Şimdi ise arkadaşlar kein, keine'yi göreceğiz. Kein, keine ise olumsuzluk belirtir. Daha önce bir videomuzda biz nicht ve keine'yi gördük. Buradaki keine, oradaki keine ile aynı. Olumsuz yapar. Ama olumsuz yapan bir başka kelime daha vardır o videoda gördüğümüz nicht. Bakın nicht sadece sıfat ve fiil cümlelerinde kullanılır. Kein, keine ise her ikisi isim cümlesinde kullanılır. Yani kein ve keine bir ismin önünde artikel gibi kullanılır. Zaten bunlara, bu ikisine de olumsuz artikel denir. Kein, keine olumsuz artikel olduğu için, bakın artikel diyorum, artikel ismin önünde kullanılır. O yüzden kein, keine bir ismin önünde kullanılmak zorundadır. Tabi bunların isimleşmiş halleri de vardır. İsimleri de kullanırlar. Onları A2'de göreceğiz. Şimdi bakın. Eğer ismin belirli artikeli der ya da das ise olumsuz artikel olarak kein. Eğer ismin artikeli belirli artikel değilse olumsuz artikel olarak kein'i kullanın. Aynı, ein ve aynı da olduğu gibi. Arkadaşlar. Kein ve kein'i tekrar hatırlatıyorum. Bir ismin önünde kullanırlar ve ismi olumsuz yaparlar. Bakın daha deminki gibi der Tisch masa, belirli masa, ein Tisch bir masa, kein Tisch masa değil ya da masa yok. Das Auto araba, ein Auto bir araba, kein Auto araba değil ya da araba yok. Die Tasche çanta, eine Tasche bir çanta, keine Tasche, çanta yok ya da çanta değil. Der Bleistift, kurşun kalem. Ein Bleistift, bir kurşun kalem. Kein Bleistift, kurşun kalem değil. Das Haus, ev. Ein Haus, bir ev. Kein Haus, ev değil. Die Frau, kadın. Eine Frau, bir kadın. Keine Frau, kadın değil. Şimdi örnek cümlelerimize geçelim. Ist das ein Tisch? Bu bir masa mı? Önce cümleyi okuyayım ben hepsini. Sonra çevirisini yapalım. Ist das ein Tisch? Nein. Das ist kein Tisch. Das ist ein Regal. Bu bir masa mı? Hayır. Bu masa değil. Bu bir raftır. Ist das ein Feuerzeug? Nein, das ist kein Feuerzeug. Das ist ein Schlüssel. Bu bir çakmak mı? Hayır, bu çakmak değildir. Bu bir anahtardır. Ist das eine Flasche? Nein, das ist keine Flasche. Das ist ein Glas. Bu bir şişe mi? Hayır, bu şişe değildir. Bu bir bardaktır. Ist das ein Bett? Bu bir yatak mı? Ist das ein Bett? Nein, das ist kein Bett. Das ist ein Sessel. Bu bir yatak mı? Hayır, bu yatak değildir. Bu bir koltuktur.